Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Biliyorsunuz yaz sezonuna girdim. Yazın çalışmayı sevmiyorum. Dışarıda gezmeyi daha çok seviyorum. O yüzden yazın çalışmadık. Şimdi okullar açılmaya yakın. Dedim ki konservelerimi yapıyorum ve sizlerle paylaşmadan olmaz. Çünkü mevsiminde şu an yapılması gereken konserveler. O yüzden mutlaka yapmanız gerekiyor diye düşündüğüm için sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Vallahi daha tatilim bitmeden hemen montajını yaptım. Bu güzel şeftali konservesini sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü Türkiye'de maalesef çok fazla meyve konservesi bulamıyorum. O yüzden kışında pasta yapmakta zorlanıyorum arkadaşlar. Ben de yazın mevsiminde şeftalilerimi aldım. Bir güzel konservesini koydum, reçellerini yaptım. Daha neler gelecek neler, hepsini videolu bir şekilde çektim tabii ki de sizler için. O yüzden dedim ki hazır şeftalinin mevsimi iken sizler de bu güzel tarifi mutlaka yapın. Kışın pastalarınızda kullanın, cheesecake'lerinizde kullanın. İsterseniz sadece bu şekilde açıp yiyebilirsiniz. Yani bu şekilde dahi yeniyor arkadaşlar. Muhteşem bir tarif. Hadi şimdi bu şeftali konservesinin yapılışına geçelim. Şeftalilerimiz sert olmalı arkadaşlar. Büyük, iri, sert şeftalilerimizi hemen kabuklarını soyuyoruz bir güzel. Kabuklarını tabii ki de atmıyoruz. Çünkü benim gibi bir kadın kabuklarını atarsa yani şey olur. Olmaz. Bana yakışmaz kabuklarını çöpe atmak. Yani atamam o kabukları. Ne yaptım? Tabii ki de kabuklarıyla harika bir reçel yaptım. Bundan sonra da onun tarifini paylaşacağım. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Komşum bayıldı. Çok güzel olmuş dedi. Evet, şeftalilerimizin kabuklarını bir güzel soyalım. Kabuklarını bir tarafa, şeftalilerimizi ise başka bir tarafa ayıralım arkadaşlar. Ayırdığımız şeftalilerimizi çekirdeklerinden ayırmak için şöyle ortadan ikiye keselim. Evet, bu şekilde ortadan ikiye kesiyoruz. Evet, açıyoruz ve içindeki çekirdeğini ayırıyoruz. Şu baş kısımlarda kalan kabuklarını da şöyle keselim. Lütfen bu kestiğiniz kabukları kesinlikle atmayın. Reçelini yapacağız. Onun tarifini de hemen vereceğim çünkü. Yani lafın kısası çekirdeği hariç her şeyini kullandım şeftalini arkadaşlar. Kesinlikle israf etmedim. Çöpe atmadım kabuklarını. Muhteşem bir reçel yaptık. Şimdi şeftalilerimizin çekirdeklerini ayırdık. Şu baş kısımlarını da alalım. Ondan sonra şeftalilerimizi küp küp doğramamız lazım arkadaşlar. Ama bu sizin zevkinize kalmış. İster hani elma dilimi şeklinde de dilimleyebilirsiniz. İster benim gibi küp küp doğrayabilirsiniz. Ben küçük doğramayı tercih ettim. Çünkü pastalarımda, turtalarımda genellikle küp küp doğranmış meyveleri kullanıyorum. O yüzden fazlasını gerek görmedim. Yani uzunlamasına doğradıklarımı buzluğa attım. Öyle söyleyeyim. Onları da göstereceğim burada. Uzunlamasına doğradım, buzluğa attım kışın pastalarımda kullanmak için. Böyle küp küp doğradıklarımı da konserve yaptım ve şişelere doldurdum. Şeftalilerimizi küp küp doğrama işlemi bittikten sonra ocağımızın üzerine su dolu tenceremizi alalım. İçine de şekerimizi ilave edelim ve yarım da limonun suyunu sıkalım arkadaşlar. Kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan hemen sonra kapatıyoruz. Yani şerbet olmayacak. Sadece kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Şimdi şeftalilerimizi güzelce kepçe yardımı ile konserve şişelerimizin içine dolduralım. Ama tıka basa doldurmamız lazım. Hatta böyle elinizde iyice basın. Çünkü haşlanırken şişeleri tekrardan büyük bir tencerenin içinde haşlayacağız ya. Haşlanırken şeftaliler yumuşayacak biraz ve küçülecek, azalacak yani. O yüzden tıka basa doldurmayı ihmal etmeyiniz. Maalesef kışın Türkiye'de çok fazla konserve meyvesi bulamıyorum. Buzluk meyvesi de çok pahalı satılıyor. O yüzden ben de dedim ki yazın en güzeli mevsimde meyveleri alıp konservesini yapmak ve derin dondurucu yapmak. Yaptım mı? Yaptım. Bu sene hepsini yaptım. Çünkü kışın çok pahalı her şey. O yüzden yazın hepsini yaptım. Bazı kadınlar beni görgüsüzlükle suçluyor. Çok fazla yapıyormuşum. İşte kimler yiyecekmiş de falan da filan da. Ama benim bir aşçı olduğumu unutuyorlar. Bu sayfa için yapmam gereken tariflerim olduğunu unutuyorlar bu hanımefendiler. Yani bana görgüsüz derken lütfen bir daha düşünün.
Bir daha düşünün lütfen, görgüsüz demeyin, yani değerlendiriyorum. Kışın çok fazla para vermektense bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Güzel bir şey değil mi yani? Ben çene yorarken bakın su kaynattığımız suyumuzu şişelerimizin içine dolduruyoruz. Evet, o tencerede kaynattık ya şekerli suyumuzu. Şimdi şişelerimizin ağzına gelecek şekilde hepsini tek tek dolduralım ve kapaklarını da sıkıca kapatalım. Dediğim gibi arkadaşlar, lütfen beni görgüsüzlükle suçlamayın. Çünkü ben bu şeftalilerin kabuklarını dahi değerlendirmiş bir insanım. Yani beni alkışlamanız lazım. Niye beni görgüsüzlükle suçluyorsun? 3 ay tarif vermedim ya, böyle bir dolmuşum değil mi? Kendimi böyle burada bir deşarj ediyorum. Çok fazla dolmuş, bu kadar bazı arkadaşlar eleştirmiş ki neden bu kadar çok konserve yapıyorum diye. Ama yani mevsiminde uyguna alıyoruz, kışında güzelce afiyetle tüketiyoruz. Bu kadar. Şimdi genişçe bir tenceremizin içine ağızlarını sıkıca kapattığımız konservelerimizi, yani şeftali konservelerimizi ters bir şekilde çevirelim. Genişçe tenceremizin içine dizelim. Üzerine de dolacak şekilde su dolduralım arkadaşlar ve tam 45 dakika. 45 dakika sonra kapatalım. Kaynamaya başladı mı dakikaları saymaya başlayın. Kaynamaya başladı mı 45 dakika sonra kapatıyoruz ocağımızı ve şeftali konservemiz hazır demektir arkadaşlar. Kaynadıktan sonra ocağı kapatıyoruz ya, bir gece dinlenmesi lazım bu suyun içinde. Kapakları kendini çeksin, vakumlasın yani. Vakumladıktan sonra görüyorsunuz bu şekilde bir gece dinlenmiş oluyor. Su da soğumuş oluyor ve böyle harika bir şeftali konservesine kavuşmuş oluyoruz. Vallahi bak çok güzel oldu. Pastalarımda, turtalarımda, cheesecake'lerimde, her şeyde kullanacağım. Hatta böyle açacağım hoşaf niyetine dahi Ramazan'da falan kullanabilirim. Neden olmasın ki? Komposto niyetine, hoşaf niyetine kullanabilirim. Tarifimiz muhteşem oldu. Yapınca asla pişman olmayacaksınız. O yüzden mutlaka ama mutlaka yapmanız lazım. Tarifimizi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifimizde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.